Evet konumuza devam ediyoruz. Şimdi bizim konumuzdaki ilk başlığımıza bakıyoruz. Parabol ile doğrunun düzlemdeki durumu. Burada bakalım neymiş? Burada bize bir parabol denklemi verilecek. Yani ikinci derece denklemi ile burada bir doğru denklemi. Yani fonksiyon olarak tanıtmışız size. Mx artı n analitikten hatırlayalım. Yani koordinat düzleminden doğrusunun kesişim durumlarını belirtmek için ortak çözümden yapılır diyoruz. Ve buradan da verilen fonksiyonlar birbirine eşitlenerek gidilir ve diskriminantına dikkat ederek diskriminantına dikkat ederek yapılır ve bakalım. Şimdi buradan dikkat edersek diskriminant sıfırdan büyük ise doğrunun parabolü farklı iki noktada kestiğini söylemişiz ve dikkat edin şurası. Yani örneklerle daha iyi anlayacağız. Tabii ki burada denklemler verilecek bize. Bunlarda denklemler verilecek. Ortak çözüm eşitleyerek gideceğiz. Yani buradaki ortak çözümü yine fx eşittir gx'ten gideceğiz. Ona dikkat yani. Ve devam ediyoruz. Bir örnek oluşturalım bununla ilgili. Şimdi diyelim ki şöyle bir örnek bize sorsun. Noktalarını sorsun. y eşittir buradan x kare y eşittir x kare eksi 3x eksi 7 ve şurada da bir doğu, bu parabolun denklemi. Bir de bir doğru denklemini bize versin. Y eşittir. Diyelim eksi x. tabi eşit olacak burası. Eksi x artı 8. Desin ki işte parabolun parabol ile doğrunun kesişim noktalarını bulunuz desin. Kesişim noktaları. Yani bizden istediği şu olacak arkadaşlar. Yani şöyle bir şey. Buradan şu kesişim noktalarını bulunuz. Yani bu kesişim noktası. Nereden bileceğiz? Parabolu mesela doğru denkleminin diskriminantından bulacağız. Diskriminantından hemen bulduğumuz diskriminant eğer sıfırdan büyükse nereden kesiştiğini biliyoruz arkadaşlar. Buradan bir dikkat edelim. Önce bir eşitlemeden bulalım. x kare ortak çözüm dediğimiz bu. x kare eşittir eksi, şey, eksi, 3x eksi 7 eşit olacak eksi x artı de Şimdi bu x'i bu tarafa attık. x kare eksi 4x olacak. Şu 8'i buraya attık. Pardon artı geçecek arkadaşlar. Burası 2x olacak. Artı 8 bu tarafa geçince eksi geçecek. Eksi 15 eşittir 0 olacak. Şimdi buradan dikkat edin. Eğer çarpanlara ayrılıyorsa bu arkadaşlar bizim için bu demektir ki diskimden 0'dan büyüktür. Eşitimiz olacak buradan. Şimdi 5 burası 3 düşüneceğiz. Burası eksi 3'e artı 3 çarpımları. Çarpanları ayırmadan eksi 15'i toplamları eksi 2 verirse x x olarak düşünüyoruz. Ve burası bizim için arkadaşlar x eksi 5 eşittir. Şey çarpı pardon şurası çarpı olacak. x artı 3 eşittir 0. parabolü iki yerden 0'a eşitliyoruz. Renkli bir kalemle gösterelim size. Şurası x 5 için burası 0 olur. Y burası Eksi 3 için 0 olur. Yani buradaki sayıları eksiyle çarpıyoruz. 5 ve eksi 3 için. Buradan getirip denklemde yerine yazıyoruz arkadaşlar. Her Herhangisi birisinde. Mesela şuradan 5'i getirip burada yerine yazabilirsiniz. Buradaki kesişim noktalarını bulabilirsiniz. 5'i yazalım yerine. 5 yazdığımızda arkadaşlar şurası eksi 5 artı 8 hemen burası 3 olduğunu görüyoruz. Demek ki x'i 5 iken y'si 3 olacak birinci noktamız. Kesiştiği nokta. Farklı iki noktada kesti dediğimiz için. Buradan diğer durumdan diğer x'imiz arkadaşlar eksi 3'ü yerine yazacağız. Buradan eksi var. Eksi 3'ü yerine yazacağız. Artı 8 buranın da artı 8 olacak. Eşittir 11 olduğunu görüyoruz. Yani şurası da şu noktada kesişim noktası apsisi eksi 3 iken ordinatı 11'dir. Kesişim noktalarından biri dese böyle bir soru için ya şunu işaretleyeceğiz ya bunu parabol olarak ve doğru denkleminin kesişimini böyle öğreneceğiz. Devam ediyoruz bilgilerimize. Şimdi bakıyoruz. Eğer diskiminat sıfıra eşitse parabol denkleme teğettir. Yani bir noktada kesişmiş. Yine buradan verilen fonksiyonlar fx ile gx arkadaşlar birbirine eşit. Yani eşit dediğimiz ortak çözüm diyoruz buna. Gidiyoruz. Parabole teğettir. Yani diskiminat sıfıra eşit ise doğru parabole teğettir. Buna dikkat ediyoruz. Ve örnekle devam edelim. Bir tane örnek veriyoruz buna arkadaşlar. Y eşittir diyelim. Şurası. Y eşittir x kare artı 4 tane x artı 7 ve ve buradan devam edelim. Y eşittir. 2 tane x artı 6. Parabolü bakalım. Denklemi nereden keser? İlk önce ortak çözümden gideceğiz. Bakalım. x kare artı 4 tane x artı 7. Burası eşit olacak. 2 tane x artı 6'dan. Şunları bu tarafa atarsak x kareli bir şey olmadığı için Burası artı eksi geçecek. Bununla topladığımızda eksi 2 artı 2x kalacak. Şurası da buraya geldiğinde eksi geçecek arkadaşlar. 7 ile topladığımızda 1 kalacak 0. Şurası arkadaşlar 1 bir ile 1'in çarpımı. Şurası da x ile x'in çarpımı. Burası artı olduğu için artı ile artı. Dikkat edersek parabol buradan ortak çözümden hemen tam kare çıkıyor. Tam kare bizim için zaten burada sıfıra eşit dediği için x e her buranın içini sıfır düşünüyoruz. x e eşittir eksi bir değerini arıyoruz. Yani kesinlikle parabol buradan doğruya teğettir diyoruz. Yani şöyle bir noktada kesilecek demektir arkadaşlar. Ve bunun teğetini bulabilmek için önce zaten x'i eksi birdir. Ya parabol denkleminde ya da doğru denkleminde ya parabol denkleminde ya da doğru denkleminde de bulduğunuz bu x değerini yerine yazıyorsunuz. Yani şurası arkadaşlar eksi 1 yerine yazdığımızda tabii ki 2 başında var hemen artı 6. Şurasının dikkat edin 4 olacağını göreceksiniz. Demek ki kesişim noktası eksi 1'e 4'tür parabol. Eğer doğruya t etse bir noktada keser der ki kesim noktasının apsisini sorsa eksi 1. Eğer ordinatı sorsa 4'tür buna da dikkat ediyoruz. Eğer arkadaşlar delta yani diskriminat sıfırdan diskriminat sıfırdan küçük ise böyle bir kesişim noktası yok. Yani eşitleseniz de herhangi bir kesişim noktası olmayacak. Buradan yani denklemi 2-3 türlü şekilde size sorabilirler. Yani en küçük en büyük değerini sorabilirler. Yani parabolünün e, apsisinin en küçük değeri için ordinatının en küçük değeri bunu sorabilirler ve sorduklarında da yine ortak çözümden gideceğiz ama biz bir örnekte daha rahat görelim Şimdi diyelim ki şöyle bir örnek versin bize şöyle bir örnek versin Tabii ki y eşittir Burası x kare y eşittir x kare eksi 4 tane x artı 15 Buradan da Hatta şurasını 3 yapalım. Şurası 3 yapalım. Ve diyelim ki V. Burası da bize desin ki Y eşittir. Eksi X. Doğrularını bir inceleyelim. Şimdi buradan hemen zaten parantezlere baktığımızda arkadaşlar şuranın ayırmadığını görüyoruz. 5'e 3 düşünsem burası eksi eksi de desem artı artı da desem burayı vermeyeceğini düşüncesiyle arkadaşlar hemen buranın diskriminantından da giderseniz diskriminant sıfırdan küçük çıkacağını düşüncesiyle parabol bir kere denklemi kesmez böyle bir şey olacak. Yani bunu bu tarafa da atsak yani şu şekilde x kare eksi 3x artı 15 eşittir eksi x ise bunu bu tarafa attığımızda y eşittir şey pardon burada artık y'ye ihtiyacımız kalmadı ama yine de diyelim y eşittir arkadaşlar buradan x kare bunu bu tarafa atıyoruz x kare eksi 4 tane x artı 15. Bunu diskriminattan da gidebilirsiniz. Diskriminattan da gidebilirsiniz. Burası artıdır. Eksi 2x olacak arkadaşlar. Diskiminatta da gidebilirsiniz. Diskiminatta şurası dikkat edin bir var. A, B, C. Hemen parabolu oluşturabiliyorsunuz. A, B kare eksi 4 tane A, C'den hesaplıyorduk. Dikkat edelim. A, B'si nedir burada arkadaşlar? Dikkat edelim. Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı a 1'dir çarpı 15 buranın 4 şurası eksi olacak 4 eksi 60 dikkat edin buradan arkadaşlar diskriminant eksi 56 çıktı yani negatif çıktı sıfırdan küçük yani eksi 56 sıfırdan küçük olduğu için hiçbir kesişim noktası yoktur diyeceğiz kesim noktası yoktur yani doğru denklem doğru grafiği ile parabol grafiği birbirinden ayrı yerlerdir